Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. Yüce Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Allahu Teala Celle Celaluhu hakkı, doğruyu, hak olarak, doğru olarak bilmeyi ve hakka, doğruya ittiba etmeyi, hak yolunda, doğru yolunda yürüyebilmeyi, batılı, batıl olarak çirkin olarak görebilmeyi ve batıldan, bütün kötü yollardan da uzak kalabilmeyi hepimize, bütün aile bireylerimize nasip eylesin. Amin. Değerli izleyenler, değerli dinleyenlerimiz, güzel insanlar. Cenab-ı Hakk'ın bize yapmış olduğu en büyük ikram, en büyük hediye İman hediyesidir. İmanımızdır. Elhamdülillah. Rabbim imanımızdan ayırmasın. Rabbim Kur'an-ı Kerim'imizden ayırmasın. Rabbim camilerimizden, cemaatlerimizden eksik bırakmasın. Rabbim kıyamete kadar ezanlarımızı şu güzel vatanımızda, cennet gibi olan vatanımızda hep devam ettirsin. Allah Celle Celaluhu kafirlere, zalimlere, hainlere yapacakları ne hareketler varsa yıkım hareketleri hepsinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Aziz dinleyenlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgililer sevgilisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Men mâte yu'minu billahi vel yevmil âhir kîle leh udkhul cenneh min eyyi ebbâbil cennetiz semâniyeti şi'te. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. Müjde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederek ölürse imanını koruyor. Son nefesinde de o imanıyla beraber Allah'a kavuşuyor. Rabbim nasip etsin inşallah. Ona denir ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Udkhulul cennete min eyyi ebvabil cenneti semaniyeti şi'te. Şimdi sen cennetin 8 kapısının hangisinden dilersen gir. Buyur. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu cennetteki ikramlar senindir. Afiyet olsun. Ye, iç, rahat et. Rabbim nasip etsin inşallah. Artık fatura derdi yok, kira derdi yok, Çamur derdi yok, su derdi yok, aktı, akmadı böyle bir olaylar yok, üşüdüm yok, efendim çok terledim yok, yok, yok. Bütün sıkıntılardan artık arındığınız ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun her türlü nimetleri bize ikram etmiş olduğu bir adrese giriş yapılıyor. Hem de öyle bir giriş ki bir daha çıkması olmayan bir giriş. İnşallah Rabbim imanımızı bize nasip etti. Elhamdülillah. Onu korumak suretiyle Allah'ımız bize ikram etsin. Son nefeste de nasip olsun ve Rabbimizin huzuruna imanla gidelim inşallah ve şu bize bildirilen müjdeyi yakalayalım. Allah Celle Celaluhu'dan isteğimiz budur. Ne dolar istiyoruz, ne euro istiyoruz. İsteyen kimse onun olsun, versin gitsin ya. Çok hoşuma gider. Bir kıssa sizinle paylaşayım. Sirtillo tarafında bir Allah dostu İbrahim Fakirullah Hazretleri. Eski zamanda mübarekler biliyorsunuz abdest alacakları, yemek yiyecekleri, neyse kullanacakları suları kuyudan çekerlerdi. Bu da mübarek gidiyor kuyuya, kovasını sarkıtıyor ve suyunu çekmek için. Çekiyor suyu ama biraz su ağır gelmeye başlıyor böyle. Neyse bir bakıyor ki kovanın içerisinde o demek bölgede altınlar var artık eski dönemden kalma. Bir kova altın kendisine geliyor. Böyle karşısında altınları görünce mübarek sevinmiyor. Geri onları döküyor ve bir daha çekiyor suyu. Yine altınlar geliyor. Bir daha döküyor. Üçüncüsüne yine altın gelince onu dökerek Allah'ım diyor. Bunları kim istiyorsa onlara ver Allah'ım diyor. Ben su istiyorum. Onunla abdest alacağım. Sana kulluk yapacağım. İbadet yapacağım. Sen bana su ver Allah'ım diyor. Altınları efendim isteyen kimselere ver. Onlara ben karışmıyorum diyor. Rabbim bizim imanımızı da böyle kavi eylesin. Dünya sevgisinden uzak eylesin. Ne yapacağız dünya sevgisini? Yani inanın tabiri caizse başa bela oluyor ya. Dünyalık malın çok olursa düşmanın da çok olur. Hırsızlık yapmak isteyenlerin çok olur. Efendim çevrendeki insanların birçoğu seni sömürmek ister. Şeytan galebe çalar. Allah korusun. Yani dünya sevgisi hataların başıdır. Bir bakarsın biraz daha para kazanayım derken ilk önce baştan cemaate gidiyordun. Cemaate gitmeye başlarsın. Sonra sünnetleri efendim kırpmaya çalışırsın. Sadece farzı kılmaya başlarsın. Farzdan sonra tesbihi bırakırsın, duayı bırakırsın. Yani hep böyle dünya sevgisi alır götürür senden bütün güzellikleri, maneviyatı götürür. Son. Evet. Hasrat dünya ve ahira. Gitti. Paralar da burada kalıyor. Ahirete bir şey götüremiyorsun. Yaptığın yanlışlarla hesap vermek için Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Neye yaptım diyorsun. Desen de bir şey olmuyor. Çünkü efendim artık bitmiştir her şey. Allah hepimize yardım eylesin. Allah hepimize yardım eylesin. Bu hadis-i şerif acayip bir şekilde müjdeli bir hadis-i şerif. Yani imanımızı koruyarak Allah'ın huzuruna gidelim inşallah. Rabbim ikram etsin. Sonrasında korkmayalım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu artık diyor ki öyle bir seslenme yapılacak ki kendilerine iman eden kimseler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cennetin 8 kapısından hangisinden isterseniz girin. Elhamdülillah. Onun için de bu dünyadan efendim biraz efor sarf etmek gerekiyor. Enerji sarf etmek gerekiyor. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Biraz rahatı terk etmek gerekiyor. Biraz efendim işte Allah Celle Celaluhu'nun çizgisinde yürümeyi gerektiren kınayanlar olacak. Onlara sabretmek lazım. Gerçekten kolay değil yani. Allah hepimize yardım eylesin. Hacısıyla, hocasıyla en yakınlarından bile tenkit alıyorsun. En yakınların senin icabında kredi almaya teşvik ediyor, harama teşvik ediyor. Ya bu kadar da değil falan diyor yani. Ama işte frene basıp beklemek lazım. Allah yolunda yürümek şu anda ateşi elde tutmak kadar zor. Ya kor ateşi, şöyle yanan bir ateşi hayal edelim. Ya biz bir çaydanlığa elimizi, parmağımızı efendim o kaynar suda değdiremiyoruz dış kısmına. Bir de o kaynayan suyu üzerimize falan boşalttıklarını düşünelim. İşte bunun benzerinde ateşi elde tutmaya benzetiyor. Ahir zamanda insan İslamiyet'i yaşamasını sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimize yardım eylesin. Bu dönemde hele böyle haramın efendim çok rahat bir şekilde işlenebildiği bir dönemde gözler efendim kirleniyor. Maalesef haram görüyor. Kulaklar kirleniyor. Maalesef gidiyorsunuz, bir yiyeceksiniz, bir yemeğinizi, bir çayınızı içeceksiniz. Hayır. Efendim bir alışveriş yapacaksınız. Hayır. Sizin ortamınız yok. O kadar zor bir şey ki bu. Yani düşünün, sizin için en büyük zindan, en büyük insan için efendim hapishane nedir? İnanç bağınız olmadığı, efendim hayatınızın asla standart olarak örtüşmediği kimselerle aynı adreste bulunmak. Allah hepimize yardım eylesin. Ama bu dönemde işte korumak, efendim İslami kuralları, efendim çizgiyi muhafaza etmek, işte bunlar büyük bir ödül veriyor. Her ödül efendim sınavına göre yükselir. Payesi, parası neyse efendim oradaki verilenler. Ona göre düşünebiliyor musunuz? Sizin ödülünüz de cennet oluyor. Allah Celaluhu bize nasip etsin inşallah. Rahmetli Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Yani cennete girmek için ucuz olmadığından biraz bedel ödemek gerekiyor. Onun için gayret edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyoruz, dua ediyoruz. Diğer bir hadis-i şerife geçiyoruz. Yine sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki rak'atel fecri hayrun mine'd-dünya ve ma fiha. Sabah namazının 2 rekat sünneti var ya diyor. 2 rekat sünneti. Toplamda bizim o sünneti kılışımız en fazla 3 dakikamız alsın. Hadi biraz daha takvaca kıldık, 5 dakikamız alsın. Ama mükafat olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 2 rekat sabah namazının sünneti dünya ve dünyanın içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Şöyle dünyayı bir koyun, gözünüzün önüne bir getirin. Sonra içerisindeki olan villaları, köşkleri, sarayları, efendim işte falanca adalardaki, Maldivyalardaki efendim işte yaşantıları, efendim yazlıkları, ondan sonra efendim oradaki denizaltı, deniz üstü sefaları vesairesi hepsini şöyle bir kenara koyun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de sabah namazının 2 rekat sünneti. 2 rekat sünnet daha hayırlıdır diyor. Çünkü o 2 rekat sünnet insanı Allah'ın rızasına götürecek, oradan Allah'ın cemaline götürecek. Allah Celle Celaluhu kulum senden razı oldum, teşekkür ediyorum diyecek inşallah. Onun için sabah namazının farzına hiç zaten dokunamıyoruz. Sünneti böyleyse farzını kıldığın zaman kesin Allah Celle Celaluhu sana bunun mükafatı olarak cenneti vaat ediyor. Bir de ikindi namazı. O noktada 2 tane soğuk namaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 2 tane soğuk namaz. Sabah namazı, ikindi namazı. Sabah namazının soğukluğu yataktan, uykudan kaynaklanıyor. İkindi namazının soğukluğu da paradan, alışverişten kaynaklanıyor. Yani bu din, bu namaz, abdest efendim emeklilerin değil, yaşlıların değil. Herkes bunu yapmak zorunda Müslüman olan kimse. Dolayısıyla Müslüman olan bir kimse bu 2 namaza çok dikkat edecek. Bunlar efendim soğuk namazlar. Hadis-i şerifte buyuruldu. Men sallel berdeyni dehalel cennet. Kim 2 soğuk namazı kılarsa vaktinde güzel bir şekilde bilsin ki o kimse dehalel cennet, cennete girmiştir. Allahu Ekber. Rabbim nasip etsin inşallah. Yani sabah ve yatsıyı kılan kimse bütün gecesini cemaatle kıldığında ibadette geçirmiş oluyor. O güzel bir olay. Onu kaçırmayacağız Allah'ın izniyle. Ama sabah ve ikindi namazlarını vaktinde kılma noktasında çok hassas olan kimseler neticede bilsinler ki cennetin kapısını açmış oluyorlar. Hocam benim kalbim çok temiz ama namaz kılmıyorum. Yani o kadar da önemsemiyorum. Yani namaz kılmakta çok önemli değildir herhalde. Estağfurullah. 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 Bakın. Bakın. Bir olay size bildireyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor bir şahıs ve diyor ki ya Resulallah ben de iman edeceğim sana. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman edeceğim, iman etmek istiyorum fakat bir şartım var. Namaz kılmayacağım. Yani namaz kılma durumum yok benim. Öyle bana ağır geliyor. Herkesle beraber karışacağım da efendim yerlere kapanacağım vesaire. Bunu efendim yapmadan iman etmek istiyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ne demek gel kardeşim sen yeter ki iman et namaz kılmasan da olur demedi. Buyurdu ki namazı olmayan dinde hayır yoktur. Namazı olmayan dinde hayır yoktur. Geliyorsan kuralların bütününü kabul ederek uyumak suretiyle gel. Şartlı gelme. Şartlı gelmek olmaz. Kalbim çok temiz ama başörtümü örtemiyorum. Kardeşim bak başörtüsünü örtmek için Allah'tan yardım iste. Bir an evvel bunu da yap. Çünkü Allah istiyor böyle örtünmemizi. Ve örtünme bir markadır. Ne diyorsun? Ben Müslümanım. Benim tarafım belli. Kardeşim yani diyorlar ya Musa Aleyhisselam'ın tarafında mısın? Firavun tarafında mısın? İbrahim Aleyhisselam tarafında mısın? Nemrut tarafında mısın? Hazreti Muhammed tarafında mısın? Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin tarafında mısın? Belli edeceğiz kendimizi. Bu dünya bir daha gelmeyeceğiz. İmtihandayız. Allah başarmayı nasip eylesin. Ama ne yapacağız? Küçükten ufaktan böyle alıştıra alıştıra yavaş yavaş büyüklere doğru götüreceğiz işi. Ağacı yaşken eğme. Onun için 7 yaşında namaz kıldırın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 10 yaşına geldiği zaman sıkıştıracaksın çocuğu. Oğlum, kızım bak her şeyi affederim ama namaz kılmadığın zaman affetmem. Dikkat et. En çok dikkat edeceğimiz husus namazdır evladım. Yavrum diye böyle sesimizi bu namaz için yükseltebiliriz. Buna bir sıkıntı yok. Geçelim yine sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar yine bir hadislerinde men hafaza ala erba'i rak'ati kabla zuhri ve erba'in ba'daha harramahullah alennâr. Allahu Ekber. Yani diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan öğle namazının farzından önce 4 rekat sünnet kılıyor. İlk sünnet. Bunu farzından sonra da 4 rekat 2 rekattır son sünnet diye efendim kitaplarımızda görüyoruz ya. Bunu 4'e tamamlarsak devamlı böyle kılmaya çalışırsak farzdan önce ilk sünneti kıldık 4 rekat. Zaten o normal rutin kıldığımız. Farzından sonrakini de 2 rekat değil de 4 rekat kılarsak elhamdülillah imkanımız oluyor. Ne yapacağız? İkindinin sünneti gibi ikinci rekatta oturduğumuzda salli barikleri ettehiyyattan sonra okuduktan sonra kalkıyoruz. Sübhaneke'den tekrar devam ediyoruz. 2 rekat daha kılıyoruz. 4 rekatta selam veriyoruz. Ne oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjde veriyor. Bunu böyle yapın devamlı olarak öğlenin öncesinde 4 rekat, öğlenden sonraki 2 rekat sünneti 4 rekat kıl ve Allahu Teala Celle Celaluhu böyle yapan kimseyi cehenneme haram kılar buyuruyor. Elhamdülillah. Cehenneme haram kılar. Ne demek? O kimse bu namazlarla kazanacak, cenneti kazanacak. Allah Celle Celaluhu cehenneme namazlar sayesinde böyle onu götürttürmeyecek. Oralara böyle adeta barikatlar kurulacak. Gelme. Sen dünyada kazandın. Buranın adeta faturasını ödedin. Buraya şimdi sen kabul edilmiyorsun. Hadi git cennete. Ne güzel bir şey elhamdülillah. Tabii kul hakkı hariç oraya girmiyoruz. Kul hakkına hiç kimse dokunamaz. Onu ödememiz gerekiyor. Rabbim kul hakkından muhafaza eylesin. Bizi cennetine, cemaline kavuştursun. Cehenneminden azat etsin. Ve cehennemi hiç ama hiç görmeden hesapsız ve azapsız öyle diyeyim. Bila hisab ve la azap diye böyle güzel büyüklerimizin duaları var. Allah Celle Celaluhu hepimizi cennetine kabul eylesin inşallah. Amin. Şunu da söyleyelim yeri gelmişken. Kaza namazlarımız varsa, kaza namazlarımız olmasına rağmen bu hadis-i şeriflerin ışığında sürekli sünnet olan namazlarımızı terk etmeden kazalarımızda kılacağız. Çünkü bana soru sorulmuştu. Ben de bununla ilgili hem Diyanet'le, Diyanet İşleri Başkanlığımızla da paylaştım. Hem de araştırmalar yaptım. Kesinlikle benim kaza namazım var deyip de Hanefi mezhebinde olan kardeşlerimiz sünnet yerine kaza kılmayacaklar. Sünnetlerine devam ettirecekler, kazalarına devam ettirecekler. Niye? Çünkü kardeşim diyor, kitaplarımızda sen zaten namazı kazaya bırakmakla bir yanlış yapmışsın, bir hata işlemişsin. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini terk etmekle ikinci bir hata işleme. Onun şefaatine muhtaç olacağız. Onun huzuruna çıkacağız. Onun yüzüne nasıl bakacağız? Ben senin sünnetini işlemedim. Geldim şimdi senden şefaat talep ediyorum. Dolayısıyla onlara dikkat edelim inşallah. Hem Peygamber Aleyhisselatü sünnetlerinin üzerine gidelim, sünnetlerimizi yerine getirelim, hem de kaza namazlarımıza devam edelim inşallah. Az önceki o sabah namazının sünnetiyle alakalı bir şey daha söyleyeyim. Sonra diğer hadis-i şerifimize geçip kapatacağım inşallah. Sahabe-i kiram, Allah onlardan razı olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle adım adım takip ederlerdi. Ne okuyor, nasıl dua ediyor, dua ederken ellerini nasıl açıyor, namazı nasıl kılıyor, bunlarla ilgili. Ve diyor ki sahabe-i kiram, Allah onlardan razı olsun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetinin ilk rekatında Kafirun suresini okurdu, ikinci rekatında İhlas suresini okurdu. Birinci rekatta mümkünse sabah namazının iki rekat sünnetinde birinci rekatta Kul ya eyyühel kafirun suresini okumaya çalışalım. İkinci rekatta da Kul huvallahu ehad İhlas suresini okumaya çalışalım. Bu da bir sünnettir. Bundan da çok sevaplar kazanırız Allah'ın izniyle. Son hadis-i şerifimiz şöyle olsun. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki اَفْضَلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاتُ اللَّيْلِ farz namazlardan sonra Allah katında en faziletli namaz, bu farz namazlardan sonra dediğimiz nedir? Bu kılmış olan sünnetler de farzın öncesinde sonrasında bunun içerisindedir. Sonra en faziletli namaz hangisidir? Gece kılınan namazdır. Teheccüd namazı. Mümkün olduğu kadarıyla şu anda hele o saat 7'ye çeyrek kala kadar devam ediyor. Sabahleyin imsakın atması, teheccüdün vakti devam ediyor. Sabah namazı ondan sonra giriyor. Dolayısıyla ne yapıp edip 6'da bile kalksak çok rahat bir şekilde banyomuzu alırız, abdestimizi alırız. Ondan sonra iki rekat namaz kılarız, dualarımızı yaparız. Dualarımıza çocuklarımıza iştirak edelim. Ümmet-i Muhammed'i katalım. Ve birçok güzelliğin tam böyle büyüklerin dediği gibi silahın kurşunun isabet etmiş olduğu bir saat dilimi. Kurşun olarak neyi düşünüyorsun? Silah olarak dua silahını kullanıyorsun böyle. Tak gidiyor, çocuğuna gidiyor. ümmete gidiyor, ülkemize gidiyor. Allah Celle devletimizi payidar etsin. Rabbim devletimize zeval vermesin. Rabbim hükümetimizi payidar etsin, yardım eylesin. Bu dolarlar, eurolar, diğer şeylerle beraber gerçekten ülkemizi karıştırmak isteyenler, fitne, fesatla beraber Allah'ın fırsat vermesi oylarını başlarına geçirsin inşallah. Bu güzelliklerle beraber inşallah güzel, hayırlı açılımlar nasip etsin Mevlamız. İHA'larımız, SİHA'larımız, daha birçok teknolojik imkanlarımızla beraber imza atalım. Türkiye'yi ve İslam alemini Allah dünyaya, İslam'ı, Kur'an'ı hakim eylesin diye dua ediyoruz. Öyle hainler var ki işte gördünüz dün evvelsi gün Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin 4 tane çocuğu soğuktan ısınalım diye elektrikli sobayı yakıyorlar. Sonrasında o elektrikli soba düşünce halılar tutuyor. Çocuklar orada 2 tane 9 yaşında ikiz çocuk, bir tanesi 5 yaşında, bir tanesi 1 yaşında vefat ediyorlar. Yanarak ölüyorlar. Ama öyle vicdansızlarımız var ki ülkemizde maalesef Suriyelilerin o yavrularının ölmesine karşılık iyi oldu, 4 kişiye eksildi ülkemizden dercesine böyle tweet atıyorlar ya. Nasıl kanı bozuk, sütü bozuk insanlar var. Allah sonumuzu hayır getirsin ya Rabbi. Gülme gülme komşuna gelir başına. Yapma kardeş. Allah seni perişan eder bak. Evladınla imtihan eder. Çocuğunla, damadınla, gelininle, torununla, kendinle, ailenle. Nereden geldiğini anlayamazsın o tokadın. Sakın yanlış yapmayalım. Kolay değil vatanını terk edip de orada güle oynaya bunlar gelmediler. Hepsi sıkıntı içerisinde kaldıklarından geldiler. Tabi Rabbim tekrar huzurlu bir hale Suriye'yi çevirsin. Kardeşlerimizin de vatanlarını bulmalarını, vatanlarında huzur içerisinde oturmalarını nasip etsin. Dua ederiz. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Çocuklarımızı, neslimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Cennetine, cemale kavuşmayı nasip eyle. Cehenneminden azad eyle. Ya Rabbi analarımızdan, babalarımızdan razı ol. Hayatta olanlarına hayırlı uzun ömürler, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Ahirete gidenlere rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. Bizden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizin dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle. Dertlerine devalar, hastalara şifalar, borçlu edalar nasip eyle. Ya Rabbi ülkemize yardım eyle. İslam alemine yardım eyle. Allah'ım bizi dinleyen şu anda dua eden bütün kardeşlerimizin de sıkıntılarını gider ya Rabbi. Çocuklarını hayırlı eyle ya Rabbi. Ne olursun Allah'ım biz kendimizi bilemiyoruz. Sen nefsimize sahip olmayı nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.